Rüyada ağrı görmek. İhya, günahlardan pişmanlığa delildir. Diş ağrısı, o dişin nispet edildiği akrabadan sıkıntı duymaya, boyun ağrısı geçimsiz mizaca, emanete ihanet etmeye, omuz ağrısı yanlış işlere ve kötü kazanca, karın ağrısı malı günah işlemek için harcamaya ve bundan dolayı pişman olmaya, göbek ağrısı eşine yumuşak davranmamaya, kalp ağrısı inanç zayıflığına, ciğer ağrısı çocuğuna iyi terbiye etmemeye, dalak ağrısı hafif olursa mal kaybına, ağır olursa ölüme, Sırt ağrısı erkek kardeşin ölümüne yahut destek gördüğü kimselerden sıkıntı içinde olmaya, uyluk ağrısı mensubu bulunduğu kavim ve millete kötülük yapmaya, ayak ağrısı yanlış ve günah işlenen yerlere gitmeye, kaslık ağrısı aleyhte söz söyleyenlere kötülük düşünmeye delalet eder. Nablusi, rüyada hissedilen ağrı, günahtan pişman olmaya delalet eder. Rüyada bir dişinde ağrı hissettiğini gören kimse, o dişin nispet edildiği yakınından çirkin bir söz işitir. Duyduğu ağrı miktarınca, Yakını olan o adam, onun hakkında sert bir muamelede bulunur. Boyun ağrısı, rüya sahibinin geçimsizliğine ve bir şikayetin doğmasına delalet eder. Bazen boyun ağrısı, rüya sahibinin bir emaneti riyan ederek yerine vermemesine ve Allah tarafından inecek azaba delalet eder. Omuz ağrısı, rüya sahibinin kötü kazancına ve yaramazlık yapmasına delalet eder. Karın ağrısı, rüya sahibinin malını bir günah uğrunda sarf etmesine ve buna da pişman olmasına delalet eder. Bazı tabirciler karın, ağrısı, sahibinin akraba ve ailesinin sıhhatta olduklarına delalet eder, dediler. Göbek ağrısı sahibinin hanımı hakkındaki muamelesinde fenalık ve yaramazlık yapmasına, kalp ağrısı, sahibinin dini meselelerde itikadının bozuk olmasına, ciğer ağrısı çocuğu hakkında kötü muamele yapmasına, dalak ağrısı sahibinin çoluk ve çocuğunun geçimini temin eden büyük bir malının bozulmasına delalet eder. Dalan ağrısı şiddetli olursa, hatta ölümünden korkulur bir durumda varsa, o kimsenin dininin gitmesine, akciğer ansı, ciğer ruhun bulunduğu bir yer olduğundan, ecelin yaklaştığına delalet eder. Sırt ağrısı sahibinin erkek kardeşinin öleceğine delalet eder. Bazı tabircilerde sırt ağrısının tabiri çocuk, anne, önder ve dostundan, rüya sahibinin kuvvetlendiği kimselere aittir, dediler. Rüyada ağrıdan belinin büküldüğünü gören kimsenin, fakir olmasına ve yaşlanmasına delalet eder. Uyluk ağrısı rüya sahibinin kavin ve kabilesi hakkında fenalık yapmasını delalet eder. Ayak ağrısı Allah'a isyan edilen yerlerde yürümeye delalet eder. Tabircilerden bazıları ayak ağrısı malın çokluğuna delalet eder dediler. Tenasül uzvunun ağrması aleyhinde söz söyleyenlere fenalık etmeye delalet eder.